kanalına gidiyoruz. Kent içi ulaşımda modern sistemleri hayata geçirmek için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, otobüs filosunda yer alması planlanan elektrikli otobüsleri inceledi. Yapı aynı. Evet. Koltuk yerleşimi de aynı. Sahanlıklar, boşluklar aynı. Yani sol araç böyle. Arka tarafı tamamen oturma yeri de yapabiliyorlar. Evet, farklı olarak. Oturma koltuk sayısı artıyor. Şu anda bu kaç koltuk? Bu 27. Manisa sokaklarında test aracıyla seyahat eden Başkan Ergün, çevreci ve %100 elektrikli otobüslerin taşıma kapasitesi, bakım ve onarımı gibi teknik konularda firma yetkililerinden bilgi aldı. İsterseniz oturup da şekli tamam, dışarıdan duyuyor. Aynen. Araç işliyor. Bunlar şey olabilir. Video oynatılabilir. Reklam koyulabilir. Hani nasıl yol güzergahlarını göstererek. Onlar olabilir. Ama biz bunu araçla ilgili bilgi olsun diye bunu yansıttık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna katmayı planladığı 18 metrelik elektrikli otobüslerle ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz şunları söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak Manisa'mızda servis araçları ile ilgili sorunların çözülmesi noktasında düşündüğümüz Trambus projesi ile ilgili çalışmamız araçlarına tanıtım ile devam ediyor. Burada elektrikli otobüs tanıtımı yapıyoruz bugün. 12 metrelik bu araç aslında bizim alacağımız güzergahta kullanacağımız 18 metrelik araç. 18 metrelik araçla ilgili de buradaki ticari hızları ölçmek adına işte terminalden kalkan aracımızın organize sanayiye kadar giden güzergahında kat edeceği yol mesafesini ölçmek adına bugün demo için getirdik. Aynı zamanda belediye başkanımızın da araçlarla ilgili belirlediği konseptleri, tasarımları da gösterme cihetinde getirmiş bulunmaktayız. Bu noktada bu aracımızı demo aracı olarak Manisa güzergahında, Trambus güzergahında kullanacağız. Ve bu çalışma neticesinde ihale aşamasına geçirecek. İhale aşamasından sonra da alımları yapıldıktan sonra bu güzergahlarda bu araçlarımız çalışmaya başlayacak.